Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Berivan. Bu videoda bir konuğum var, Tuğba. Merhaba. Tuğba Fuatoğlu adında bir YouTube kanalı var. Tuğba aynı zamanda İrlanda'da yaşıyor ve burada yaşadığımız deneyimler üzerinden İrlanda'ya dair 5 güzel, 5 de kötü şeyden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle hoş geldin Tuğba kanalıma. Kısaca kendini bir tanıtır mısın? Tabii. Hoş buldum. Herkese merhabalar. Ben Tuğba Fuatoğlu. İrlanda ile hakkında YouTube videoları çekiyorum arkadaşlar. İrlanda'da yaklaşık olarak 3,5 yıldır buradayım. Eş vizesiyle geldim buraya. Eşim önce geldi, iş buldu falan. Sonra ben geldim Covid sırasında. Eşin Irish mı yoksa? Eşim Türkiye'de. Avrupa Birliği vatandaşı. Bulgaristan Türk'ü. O yüzden de buraya gelmemiz belki bir tık daha kolay oldu. Hani zor oldu ama öğrencilere göre bir tık daha zor oldu diyebilirim. Şu anda da buradayım. Hayat bir şekilde devam ediyor. İrlanda'nın iyisiyle kötüsüyle hayata devam ediyoruz. Bu şekilde. Öncelikle güzel şeylerden bahsedelim istiyorum. Tuğba 4 yıldır burada yaşıyorsun sanırım. Evet. Ben de 2,5 yıldır falan git gel ve burada uzun sürede yaşadım, 1 yıla yakın. Böyle belirli deneyimlerim oldu. Bunları konuşabiliriz bence. Bunlardan başlayalım. Kendi deneyimlerimiz üzerinden 5 güzel şeyden bahsedelim. Tamam. Şimdi öncelikle ben şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani ben Türkiye'de İstanbul'da yaşıyordum. İstanbul biliyorsunuz kalabalık bir şehir. Sürekli iş hayatında kayboluyorsunuz. Trafiğiydi, işte hava kirliliği vesaireydi. Evet. Bunlardan sonra İrlanda'ya geldiğimde böyle çok güzel, temiz havası olan böyle modern bir köye gelmiş gibi hissettim açıkçası ben. Koca ülkeyi böyle düşünebiliriz yani. Evet, kesinlikle. Şimdi ilk olarak, iyi olarak bahsedebileceğim şey benim için refah seviyesi tabii ki de. Buraya geldiğinizde arkadaşlar açıkçası şunu da alamıyorum diyebileceğiniz bir şey yok. Atıyorum mesela çok marka düşkünü bir insansınızdır. Ne bileyim Prada gözlük istiyorsunuzdur mesela. Bunu Türkiye'de belki birkaç maaşınızla taksitlerle vesaire alıyorsunuz ama buraya geldiğinizde çok daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Çünkü maaşınızdan çok daha düşük fiyatlara. Tabii ki büyük paralar aslında. Euro çünkü burada evet. Çok değerli. Ama gene de alamamazlık gibi bir durumunuz yok. Hani böyle biraz tercih meselesi oluyor bence. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hani ben diyorum ki mesela ya ben Prada almak istemiyorum da ben gidip Zara'dan gözlük alırım. 50 euroya da alırım. Ya da Primark'tan, Penny's'den 5 euroya da alırım. Bu bir tercih meselesi yani benim için. Ben gözlük kullanmıyorum. Genel olarak ama şey diyebilirim, şöyle bir deneyimim olmuştu benim eşimle. Eşim burada büyümüş biri, tabii ben de İstanbul'da büyümüşüm falan. Bizim şöyle bir kültürümüz var Türkiye'de. Biz bir şey eğer çok pahalıysa aman çok pahalı bırak gitsin diyoruz. Direkt ilk aklımıza gelen bu doğru, değil doğru. mi? Doğru, çok haklısın kesinlikle. Benim eşim şey demişti, bir şey alacaktık ve çok pahalıydı. Yani aşırı pahalıydı. Mısır'da yaşıyorduk o dönem ve Mısır Türkiye'den de pahalı. Böyle şey dedim, ay dedim çok pahalıymış bıraktım böyle ki, dedi, nasıl yani dedim, ihtiyacımız var dedi, pahalı olmasının ne önemi var, ben böyle ne kadar farklı bir bakış açısına sahibiz diye düşünmüştüm. Bence refah seviyesini çok güzel özetleyen bir anı bu benim için. Kesinlikle bence de. Ya ben de şimdi sadece hani gözlüğü tamamıyla hani şey olarak söyledim arkadaşlar, örnek olarak verdim. Hani marka düşkün de olmayabilirsiniz ama mesela ne bileyim sebzenizi, meyvenizi, etinizi, her şeyinizi yani bir markete gittiğinizde sepetinizi doldurabilirsiniz. Mesela evet, bir 100 euroyla çok rahatlıkla. Zaten bir 100-150 haftalık alışverişiniz bile olabilir. Hani nasıl beslendiğinize göre değişir tabii ki. Hani 200'e de yapabilirsiniz. Ama hani bu tamamen burada çok daha rahat yani. Düşünmeden alışveriş yapabilirsiniz burada. Çünkü biliyorsunuz ki çok böyle astronomik rakamlar tutmayacak. Yani bu konuda kesinlikle ben burayı okey derim. Yani Avrupa ülkeleriyle kıyaslamıyorum ama Türkiye'ye göre konuşuyoruz zaten biz buradan. Onu da unutmayın. Belki İrlanda Avrupa ülkelerine göre pahalı bir ülke olmasına rağmen ben artık Türkiye ile aşağı yukarı aynı olduğunu düşünüyorum yani fiyatların. Kesinlikle. Yani hatta bazen refah seviyesi yüksek olmasına rağmen Türkiye'de maalesef refah seviyesi düşmesine rağmen fiyatlar aynı. Kesinlikle. Ben de bazen bakıyorum mesela kardeşime şey demek istiyorum, ne bileyim bana şunu alır mısın diyorum mesela. O bana fiyatı söylüyor. Ben burada bakıyorum. Bazen burada bile daha ucuz olabiliyor. Bazen bakıyorum başa başa aynılar. Yani giyim kuşam özellikle burada daha ucuz artık. Evet, kesinlikle öyle. İkinci olarak da burada en sevdiğim şeylerden biri benim güvenlik duygusu. Bilmiyorum sen böyle mi deneyimledin buradaki yaşamını
Ama ben burada yani o kaos, o keşmekeşten çıkıp evet. geldikten sonra böyle çok güvende hissediyorum. Hı hı. Gece dışarı çıkıyorum eşim evet. olmadan ya da yanımda herhangi bir kişi olmadan. Hı hı. Ne bileyim saat kaç olursa olsun kimse yok. Kimse karışmıyor yani. Ve her yerde kameralar falan da yok. Böyle ne bileyim Türkiye'de böyle hayali mobesa falan olmasına evet. rağmen başına bir sürü şey geliyor ve faili meçhul bile olabiliyor maalesef. Yani bunları böyle Türkiye'yi kötülemek için söylemiyoruz ama yaşadığımız bir deneyimden bahsediyoruz. Evet. Ben evet, yani benim deneyimim böyleydi. Evet. Yani benim için de aynı şekilde. Yani bir tane negatif bir unsur var. Onu olumsuzlarda konuşacağız. Yani ben de buraya geldiğimde herkesin ortak sorunu olabilir bu. Ama olumlulardayız şu anda. Yani buraya geldiğimizde bir kere bu hani sessizlik, işte hayatın yavaş akması, bunlar otomatik olarak o güvenlik duygusunu da bence veriyor. Yani mesela şu an parkta istediğimiz gibi özgürce video çekebiliyoruz. Herhangi bir yani kapkaç vesaire olmadan, ne bileyim bir yerden bir şey gelecek mi korkusu olmadan bunu yapabiliyoruz. Türkiye'de biraz daha zor. Çünkü hem nüfus çok fazla hem insanların da sosyoekonomik bence dinamikleri çok farklı. Bu yüzden de böyle. Çünkü burada mesela herkesin sosyoekonomik durumu bence neredeyse aynı gibi. Ne böyle tapta bir zengin ne de böyle aşağıda çok fakir ben çok görmedim. Hani çok nadir durumlar da olsa var ama... O fark ben olmadığı için galiba. Kişiler falan olabiliyor Hı-hı. bazen. Onları evet. biliyorum ama ben de hiç görmedim. O yüzden ben bir şeyden daha tabii. bahsetmek istiyorum bu güvenlik duygusuyla ilgili. Bir, ben anneyim ve 16 aylık bir kızım var. Ve çok rahat her yere gidebiliyoruz. Yani burada çocuklara bir saygı var. Çocuklar hani böyle çok önemseniyor. Ne bileyim alanları var ve çocuklara karşı herkes çok sabırlı. Aşırı sabırlılar. Yani çok Türkiye'de önemli. Maalesef bu kadar değil. Türkiye'de çocukları çok seviyorlar ama bu kadar sabırlı değiller çocuklara karşı. Doğru. Bir de şey var, benim şöyle bir deneyimim de olmuştu. Ben cüzdanımı bir şeyde unutmuştum, bir istasyonda Hı-hı. yani dinlenme yerinde unutmuştum. Ve 3 gün sonra orada unuttuğumu hatırladım. 3 gün cüzdanımdan habersizdim, yanımda sanıyordum. Ve cüzdanımda işte nakit para vardı, 500-600 euro kadar bir şey, dolar vardı, 300-400 dolar falan, şey vardı, Arap parası falan vardı, kartlarım vardı, her şey vardı. Yani böyle dop dolu bir cüzdanla düşün, masada unutmuşum yemek yedikten sonra ve gitmişim ve 3 gün sonra hatırlamışım. 3 gün sonra Apple Green Apple mıydı? Apple Green mi? Bu yollarda oluyor ya hani. Evet evet. O öyle bir yerde işte. 3 gün sonra aradık. Acaba orada unutmuş olabilir miyiz diye. Evet cüzdanınız burada bir müşteri vardı dediler. Ve hiç açmamışlar. Yani açıp da bir numara falan bile içinden aramamışlar. Aldığımda her şey içinde olduğu gibi duruyordu. Harika. İşte yani güvenliğe güzel bir örnek bence kesinlikle. Yani benim için gerçekten güvenli bir ülke. Aslında çocuk yetiştirmek için de söylediğin gibi gerçekten güzel bir ülke. Bir kere her şeyden önce çok güzel parkları var. Dediğim gibi güvenlikli bir şekilde çocuklarınız burada büyüyebiliyor. Hani benim de gözlemlediğim kadarıyla çocuğum yok ama çocuklu aile çok fazla var benim de yaşadığım bölgede. Hiç kimse de böyle güvenlikten korkup çocuğunu sokağa salmamazlık yapmıyor. Ama şu anda Türkiye'de oldukça geniş bir yer kaplıyor yani. Herkes korktuğu için artık çocuklar sokakta oynayamaz duruma geldi maalesef. Üçüncüye ben şey diyebilirim, bilmiyorum sen ne düşünürsün hı hı. bu konuda ama burada insanlar birbirine çok saygılı hı hı. bence. Yani bir de işe falan gittiğiniz zaman bütün haklarınızı alıyorsunuz. Yani ne bileyim işte 2 gün tatil falan varsa eğer çalışmak zorunda kalıyorsan çift yöm ye. Evet. Ya da ne bileyim haftalık 45 saatin üstünde kimse çalışamıyor, evet. yasak. Yani Doğru. bir gün dinlenmek zorundasın ve belirli o saatleri aşamıyorsun. Çünkü zaten yeteri parayı kazanıyorsun. 45 saat çok yüksek çok yani yüksek. Buraya göre. Hani en top. Türkiye'de 45 saat normal galiba. Normal. Yani evet. az bile. Bunun üstüne bir de mesailer falan yapılıyor. Burada yani size sosyal hayatınızı yaşamayı biraz zorunlu tutuyorlar. Çünkü kişinin bireyin psikolojisi halkın psikolojisini etkiliyor. Ve toplumun psikolojisini çok önemsiyorlar. Kesinlikle. Ve burada böyle... bir şey var yani ne bileyim hem insanlar birbirine çok saygılı hem hakkınız yenmiyor. Bu ya yani iş arayan herkes bir şekilde iş bulabiliyor ya da ne bileyim işiniz yoksa devlet bir şekilde destek falan veriyor. Ben Türkiye'de üniversiteden mezun olduktan sonra çok zor iş buldum. Yani bulduğum işlerde çok kısa süreli işlerdi ve çok yani sigortam yapılmadı falan böyle çok hakkım çok yendi benim.
O yüzden bu yönü çok seviyorum İrlanda'nın. Yani hakkınız yenmiyor burada. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Ya, bu konuda sana hak veriyorum. Çünkü ben de Türkiye'de bir fil sanırım bir 9 yıl kadar çalıştım. O süreçte tabii ki hani mobbinglerdi, işte böyle başka şeylerdi. Tabii ki bunlar uluslararası firmalarda çalıştım ben, ona rağmen vardı. Ve aradaki farkı gördüm yani. Bir Avrupa'da çalışmakla Türkiye'de uluslararası firma olmasına rağmen yaşananlar arasında ciddi anlamda fark var. Tabii ki burada da hani negatif yanlar illaki var. İllaki insanlar yaşıyor, duyuyoruz. Ama Türkiye'deki kadar hakkınız yenmiyor dediği gibi. Yani mesela bir mesaide kalırdık mesela biz. Mesaiyi herhangi bir şekilde seçme hakkın yok. Çalışmak zorundasın. Hani evet. Parasını alamayanlar vardı mesela benim çevremde Türkiye'de. Hani mesai yapıyor ama yapmak zorunlu, üstüne para vermeyen şirketler var. Ve bu şirketler böyle işte biz çok Avrupa'ya ürün satıyoruz diyen şirketler. Ama burada bunu yapması mümkün değil arkadaşlar. Çünkü yasalar bağlıyor ve bunu şikayet ettiğiniz anda şirkete de bir yaptırımı var. O yüzden kesinlikle bu konuda sana katılıyorum. Hakkında ne düşünüyorsun? Yani senin burada çalışma deneyimin olduğu için soruyorum. Mesela Türkiye'de dediğin gibi mobbing ve herkes senin patronun. Hele bir de ayrı şirketi falansa. Evde yani çalışmayan, evde yaşayan kişi iş yerine geldiği zaman o da senin patronun, evet. İşine karışıyor falan. Evet. Hani böyle şeyler çok yaşanıyor Türkiye'de. Evet. Ben burada öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle diyebilirim sana, çok komik bir anım var benim aslında. Yani bunu yaşayan başka arkadaşlarım da var benzer işlerde. Şimdi ben ilk şeyde çalışmıştım, dil okulunda. Ama dil okulunda Türklerle çalışıyordum. Ajanslarla ve öğrencilerle, bir tarafta da tamamen yabancı arkadaşlarım, ofistekiler yabancıydı, tek Türk bendim. Mesela onlarla çalışırken iş çok rahattı, hatta fazla rahatlardı bana göre. Hani biz sürekli böyle tetikteyiz, şunu da bitireyim, bunu da bitireyim. Onlarda öyle bir şey yok, aşırı bir rahatlık, aşırı böyle bir relakslık hali. Gerçekten aslında güzeldi. Bana çok uymuyordu sadece. Türk olduğum için, işte Türkiye'de yaşadığım için her şey baskı bitmeli. Altında baskı altında hissediyorsun ama kimse sana baskı uygulamıyor burada. Şunu bitireceksin Tuba, bunu öyle yapacaksın. Bir şey yani, evet, psikoloji. Hani Türkiye'den öğrendiğim için ben sürekli ben baskılayan tarafa geçtim aslında bir raddeden sonra. Neyse, bundan sonra başka bir işe başladım. Mesela bu işte de tamamen international. Yani dünyanın birçok yerinden birçok arkadaşımızla ofiste çalışıyordum. Orada aslında şey var diyebilirim mesela, mobbing dedik ya, mobbing vardı ama tahmin edin kim yapıyordu? O da bir Türktü. Hani bunu hani bir tek yaşayan ben değildim bu arada. Hani ve bunu bir tek o şirkette değil, başka şirketlerle. Çünkü burada Türk işi yapan hani teknoloji şirketlerinde biliyorsunuz, Türkçe biliyorsanız işe alınabiliyorsunuz. Projeler Türkçe oluyor çünkü. Her ne kadar çalışma arkadaşlarınız işte kimisi yabancı, kimisi Türk olsa da Türk markete baktığınız için Türkçeyi kullanıyorsunuz. Dolayısıyla Türklerle de muhatap oluyorsunuz. Ama üstlerinizde bir Türk varsa her zaman bir sorun oluyor. Bu sadece benim şirketimde değil, bu başka şirketlerde de olmuştu. Sürekli duyuyoruz. Ama yine de işte bizim kültürden gelen bunu yapıyor. Başkası yapmıyor bunu sana. Çünkü o kültürün içinde pişip geldiği için bunu normal görüyor. Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de şu sıkıntı çünkü. Bir şirkette çalışıyorsan, üst pozisyondaysan gerçekten orada bir ego problemi oluyor. Genelde böyle bir level atlayanlarda da çok görüyoruz bunu. Ben Türkiye'de de çok görüyordum. Ama bunu yabancılarda görmedim. Hala aynı şekilde devam ediyorlar. Mesela adamın hiç karakteri değişmiyor. Ama bizim Türk toplumunda herkeste değil, bir kısmında böyle bir hemen bir yönetici pozisyonuna geldiği anda işte mobbingdi, onu baskılamaydı, işini yap, şunu yap, bunu yap demelerdi artıyor. Burada çünkü yabancılarda bu yok. Çok maaş artıyor, şey artıyor, her şey artınca böyle bir hava geliyor insanlara sanırım. Galiba bilmiyorum. Ben de hani zamanda yöneticilik yaptım. Hani yönettiğim bölümler vardı. Hiç öyle birisi olmadım. Hani ama neden bizim kültürümüzde bazı kişilerde bu var, onu çözemedim. Buradaki yabancılarda bu yok ama çok rahatlar. Ya ve bu arada Irish'ler de çok rahat bu arada. Yani gerçekten çok rahatlar. Çok bence rahat. Bunu sen bunu çok söylüyorsun. Ağustos tatilleri var. Yani İrlandalıların Ağustos tatili diye bir tatil günleri var. Şey çok merak etmiştim hani Ağustos'ta ne oldu? Hani neden tatil yapıyorsun? Hiç dediler. Ağustos ya hani. Öyle. Yani Ağustos tatili diye bir gün koymuşlar. Şey olabilir hiçbir mi? Şeyden dolayı yok. Dinlenmek için hani öylesine. Ağustos en sıcak aylardan birisi ya burada. Acaba o yüzden mi hadi bunu da tatil yani yapalım? Yani keyif işte. İçin. Tamamen keyfi olarak tatil günü belirlemiş. Yani canları çalışmak istememiş ve tatil ya yani ülkecek tatil yapmışlar.
ve tatil, yani Ağustos tatili var çok burada. Yani çok rahatlar yani işte gerçekten. İnsana demek ki şey, yani insana değer vermeyi de biliyorlar belli bir noktada. Yani baktığımız zaman, yoksa böyle bir tatili neden yazdılar yani? Ağustos tatili. Ben buna çok gülmüştüm ya. Hala bile böyle şey, Ağustos şu anda zaten önümüzdeki hafta olacak. Şey diyorum yani, neden falan yapıyorum, soruyorum böyle, hani onlara komik geldiği için bana böyle açıklamaya çalışıyor. Çünkü Ağustos yapıyorlar hani. O evet, açıklamaları çok komik geliyor bana ya, soruyorum o yüzden. Neden tatiliniz var? Ağustos. Hani çok normal. Dördüncü madde, ben buranın havasıyla ilgili herkes şikayette bulunuyor aslında ama ben olumlu düşünüyorum bu konuda. Yani senin deneyimin ne bilmiyorum ama bir, her yer çok yeşil. Her yerde parkları var. İşte her yer sahile çıkıyor. Eğer özellikle bu taraflarda yaşıyorsanız Dublin, Wicklow falan. Evet. İkincisi evleri. Yani balkonlarında çiçekler, bahçeli. Ben çiçek yani sevmem derken yetiştirmeyi sevmem. Çiçekleri severim ama. Görmeyi severim. Yani görmeyi severim ama ne bileyim, ben soğan yetiştirip yemek isterim, atıyorum yetiştireceksem. Ama yine de çok güzel değil mi? Yani her yerde ağaç var. Her yerde evet, yeşillik güzel var. Çok güzel. Bence bu psikolojiyi de çok etkileyen bir şey. Yani evlerin hepsi dubleks, iki katlı, en fazla üç katlı falan. Hani hepsinin önünde ve arkasında bahçeleri var. Çamaşır falan göremezsiniz. Görünür yerlere çamaşır asmak yasak zaten. Evet. Ve bence bu bir insan psikolojisini çok etkileyen bir şey. Her yer bahçe, çiçek, ağaç, güzel evler. Ne bileyim, kiliseler güzel, okullar güzel. Böyle şey, çok sanatsal yani. Her şeylerini çok güzel yapmışlar. Güzelliğe evet, çok önem veriyorlar. Yeşilliğe falan. Bu bence hava da etkili. Evet, hani mesela kesinlikle şey diyorlar ya, bazı ülkelerde işte hava karanlık olduğu için intihar oranları bilmem ne. İrlandalılarda da tam tersi. Yani çok mutlu bir halk ve ben de mutlu hissediyorum yani burada bu güzellikten dolayı. Sen ne düşünüyorsun? Yani şöyle, havasın konusunda yani belki bunu sonra konuşurum bir ikinci bölümde, olumsuzlar kısmında. Çünkü beni biraz çok, ben Mayıs'ta doğdum. Hani biraz böyle yaz çocuğuyum. O yüzden biraz daha sanırım güneşe hasretim ben burada. Belki de ondandır. Olabilir. Gerçekten etkisi varmış bu arada. Şimdi ben yaz çocuğu olduğum için biraz daha böyle sıcak, güneş. Çünkü güneş gördüğümde enerji doluyorum böyle. Mesela şu an güneşli hava, gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Ama şöyle bir şey de düşünüyorum mesela. Ya diyorum, şu yeşilliğe bak ne kadar güzel. Başka yerlere gittiğimde bu yeşilin tonunu görmek çok zor. Ve gelenler de öyle söylüyor bu arada. Benim Hollanda'dan kuzenim gelmişti mesela. Buradaki yeşil ne kadar değişik falan demişti. Sonra ben böyle düşünmüştüm. Ya dedim, hani tamam, hava sürekli yağmur, bundan şikayetçi olabilirsin. Ama bu yağmur yağmasaydı bu yeşili sen nasıl bulacaktın? Yani evet, bu kadar güzel bir doğa nasıl oluşabilecekti? Çünkü öyle güzel yağmur yağıyor ki arkadaşlar, böyle şakır şakır değil. Böyle şey, bir yerde okumuştum, bahçıvan yağmuru derlermiş İrlanda'nın yağmuruna. Böyle pıtır pıtır küçük küçük yağdığı için, böyle küçük küçük. Ve bu bitkilere çok zarar vermiyor. O yüzden böyle mesela çok güzel çiçekler ekiyorlar dedin ya. Onlar da çok zarar görmüyor bu yağmurdan. Böyle bazen çok böyle çok fırtına falan olduğu zaman belki diyebilirim. O yüzden de güzel yani. Aşağı yukarı aynı dereceler. Aynı dereceler. Benim mesela şey yapmıyor. Mesela Türkiye'de kara kış oluyor. Evet. Şey oluyor, tamam, hani onu da seviyorum. Ben sanırım kışı seviyorum biraz. Ama mesela burada hep böyle en fazla 22-23 dereceye çıkıyor. En fazla da işte 5 derece 6 derece ya, evet, kışın. Hiç eksileri falan düşmüyor herhalde. Yok, çok nadir düştü. O yüzden yıl herhalde daha önce aynı gidiyor. Hı hı, kesinlikle. Yani mesela sen görüntüden bahsettik. Ben de ondan gideyim aslında ya, birazcık. Hava ve görüntü yani. Hava ve görüntü. Hani her yerde park olması, biraz önce de söylemiştim, çok güzel bir şey. Çocuklar, siz istediğiniz zaman gidip koşabilirsiniz. Rahatlıkla sporunuzu yapabilirsiniz. Çocuklarınızla oynayabilirsiniz. Çocuklar için futbol sahaları var kocaman kocaman ve herkesin evine yakın yerlerde mutlaka oluyor. Hani olmayan ben bilmiyorum açıkçası. Yani, var mı? Yani, küçük de olsa bir yerler, merkezde belki. Merkezde belki, evet, merkezde biraz olabilir eksiklik. Ama herkesin evinde var yani. Zaten ben mesela herkese şey tavsiye ederim. Merkezde yaşamaktansa biraz daha şehir dışına, yani Dublin'den bir tık kesinlikle uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Biz de o yüzden bir tık daha böyle uzakta yaşıyoruz. Merkeze 40-45 dakika. Ama tabii ki zorunluysanız tabii ki City Center'da ya merkezde yaşayın. Bunun dışında ben şey eklemek istiyorum. Mesela burada çok güzel her şeyi süslüyorlar diyorsun ya. Mesela ben burada Christmas dönemine, yani yılbaşı dönemine hayran kaldım. Mesela şu an büyük bir heyecanla bekliyorum. Çünkü herkes her yeri o kadar güzel süslüyor ki. Hani Türkiye'de çok, çok yaygın değil ya.
ki süslüyorlar, hani bizim de İstanbul'da Nişantaşı bilmem ne çok güzel süslüyorlar olur ama herkeste böyle bir kültür yok. Mesela yılbaşı ağacını herkes koymaz Türkiye'de evine. Ama burada herkes de olduğu için böyle inanılmaz, böyle içiniz böyle çok güzel oluyor, böyle bir sevinç doluyorsunuz. Yani mesela şimdiden ya düşünüyorum. Sevincine benziyor. Kesinlikle yani, ki onlar için öyle. Çok benziyor. Evet, ki onlar için öyle zaten. Bayram kutluyorlar, aileleriyle geçiriyorlar. Mesela o benim çok güzelime gidiyor. Ya da ne bileyim Halloween'de mesela herkes her yeri süslüyor böyle korkunç korkunç şeyler. Böyle şeyler benim burada çok hoşuma gidiyor. Hani olumlulara bunu ekleyebilirim ya. Beşinciye de ben şey söylemek istiyorum. Ya İrlanda'nın insanları çok mutlu ve çok yardımsever. Yani burada ırkçılık çok yok. Var tabii her yerde olduğu kadar ama zaten buranın nüfusu toplamda 6000. Yani İstanbul Kadıköy kadar bir şey yani. Koskoca ülke. Ve insanlar çok mutlu. Yani birbirlerine de çok değer veriyorlar. Yani burada aile yaşantısı özellikle, aile çok önemli bir şey. Yani sürekli beraber yemek yerler, sürekli beraber bir şeyler yaparlar. Özellikle çekirdek aile, işte babaanne, anneanne, torunlar falan çok önemli. Ve bence hepsinin bir arada etkinlikler yapması. Mesela büyüklerle beraber papa gidiyorlar falan. Hani böyle bir ayrıştırma yok. Yaşlılar bir yerde takılsın, gençler bir yerde diye. Bu da bence toplum psikolojisini falan da çok etkiliyor ve herkes çok mutlu. Evet. Aşırı mutlu bir halk var burada. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben bu konuda sana katılıyorum. Yani şöyle söyleyebilirim. Mesela bizde şey algısı var hep. Yaşlılar işte ne bileyim içmeye gidemez. Yaşlılar evde oturmalı. İşte yaşlıysan otobüste niye yer kaplıyorsun? Böyle çok böyle şeyler var gerçekten. Dışlanıyorlar yaşlılarımız. Hani ama burada mesela bir bakıyorum ki hep birlikte gerçekten dediğin gibi papa gitmişler. Ya da işte bir tane ne bileyim 70-80 yaşındaki bir teyzemiz, amcamız gitmiş beraber işte Guinness içiyorlar mesela papta. Dans ediyorlar. Diyorsun ya ne kadar enerjik. Ama beraber bizim yaşlılara bakıyorsun. Evet, beraber spor yapıyorlar, yürüyüşe çıkıyorlar burada. Sürekli yürüyorlar arkadaşlar ve hepsi çok fit bu arada. Hani şu an benden fitler yani şu anda birçoğu. Ama bizim yaşlarımızla mesela karşılaştırmak istersen bizde genelde ah şuram ağrıyor kızım, ah buram ağrıyor falan ama dışarı çıkıp da bir yürüme ya da işte bir yere bakayım, bir şey yapayım yok çünkü. Çünkü ayrıştırma çok olduğu evet, için olabilir yani. Sosyal yönden bir de bizde yaşlı şey olmalı yani, evde oturmalı yani, ne görevi var ki zaten yaşlı, ama burada her yerde yani ve bu çok güzel. Bizde çok erken yaşlanıyorlar. Evet. 50 yaşında bir insan evet, bizde yaşlı sayılıyor. 50 yaşındaki bir insan yaşlı yani değil. Burada 50 yaşındaki bir insan hayata yeni başlıyor. Yani kesinlikle öyle. Tüm gezme tozma şey çağım, altın çağını yaşıyor. Ki öyle olmalı evet. Ve bence bu şuna da yansıyor. Mesela atıyorum ben bazen düşünüyorum böyle işte kırmızı ışıkta bekliyoruz ya böyle. Ya çok klasik bir örnek olabilir bu arada. Birçok kişi belki bunu söylemiştir. Kırmızı ışıkta duruyorum mesela, ya araba yoksa ay diyorum acelem de yok ama tamam geçeyim niye bekliyorum falan. Sonra bu işte 4 yıla yakın olacak ben burada. Zamanla şey dedim ya, bu insanlar bekliyor, bir aceleleri de yok, benim de bir acelem var mı? Hayır yok. O zaman ben de bekleyeyim, neden yeşil ışık yanmadan karşıya geçmeye çalışıyorum ki, ne acelem var? Mesela bu yavaşlamak da bence biraz o gençleşmeyi, böyle huzurla yaşamayı getiriyor beraberinde. Çünkü biz İstanbul'da kaosla yaşamaya alışmışız. Evet, burada rahatlayamıyoruz. Evet. Ben Sarıyer'de yaşıyordum, Yeniköy'de mesela. Yeniköy'den ne bileyim Bağcılar'a şirkete gidiyordum ve 3 saat trafik çekiyordum. Ve geri dönüş gene öyle olunca hani 6 saat yolda geçince böyle insan buraya geldiğinde yine böyle bir koşturma. Çünkü o alışkanlık, evet, kasların ona alışmış yani, beynin de alışmış. Ama sonra bir bakıyorsun herkes o kadar rahat. İşte bak şu an burada insanları görüyoruz mesela, herkes güzel güzel oturuyor, hiçbir aceleleri yok. Dert tasaları yok ya. Evet. İrlandalıların hiç dert tasa konuştukları yok. Hı-hı. Göremezsin. Ya çünkü hayat öyle. Şimdi Türkiye'yi böyle bu kadar şey yapıyoruz ama Türkiye'de de zorluklar olduğu için hayat zor. O yüzden. Yani o yüzden buraya geldiğinizde bence biraz daha sağlıklı bir kafayla düşünebilirsiniz. Biraz kendinize de odaklanabilirsiniz bu arada. Türkiye'de kafamızı kaşıyacak vaktimiz kalmıyor bence. Evet, evet. Kendi sorunlarımıza bile eğilemiyoruz. Ama burada mesela düşünüp şöyle bir tamam hani şunu yaparsam kendim için daha iyi hissedebilirim diyorsun. Evet, şimdi çok övdük, çok güzel şeylerinden bahsettik. Hiç mi kötü şey yok diyeceksiniz? Tabii ki de var. Evet. Bence listenin başında İrlanda'ya dair sevmediğim şeyler ya da olumsuz olan şeylerin başında barınma geliyor. Barınma çok ciddi bir sorun burada. Kesinlikle. Yani evet, siz kolay ev bulabildiniz mi? Biraz sürecini anlatır mısın? Tabii anlatayım. Şimdi biz iki kere ev değiştirdik. Birincisinde ben gelmeden önce işte bu vize sürecinde ev bulmamız gerekiyordu falan. Ya biraz o konuda şanslıydık. Çok hızlı bir şekilde ev bulduk. Ve emlakçımız da iyiydi falan.
Neyse sonra işte ev böyle artık 2+1 bir eve geçelim işte biraz daha böyle güzel olsun falan diye bakarken biraz üst kattaki komşu gürültücüydü. O yüzden böyle bir taşınalım dedik. Neyse taşınma süreci başladı. Biz böyle yani onlarca ev dolaştık. Biz hiç bize ev çıkmadı mesela ki biz yerleşiyiz. İkimiz de çalışıyoruz. Ev çıkmadığı biraz açıklasana. Tabii, çünkü tabii. Türkiye'den çok farklı burada. Ne gibi? Şöyle burada böyle bir dosya hazırlıyorsunuz değil mi? Evet, ondan evet. Biraz bahsetsene. Tabii. Yani şöyle burada ev eğer kiralamak istiyorsanız böyle bayağı iş başvurusu gibi güzel giymeniz lazım. Böyle gidip işte kendinizi presentable göstermeniz lazım. Öncesinde çoğu kişi öncesinde bazı evraklar isteyebiliyor ya da sonrasında ekstra evraklar isteyebiliyor. Böyle bir sürü dosyayla CV falan gibi, gidiyorsunuz. Evet evet CV gibi, hatta kimisi karakter referans dediğimiz işte önceki ev sahibinden senin karakterini açıklayan böyle nasıl bir kişi, işte düzgün bir kişi mi, işte karakteri nasıl, bunu açıklayan bir şey de yazmalarını talep edebiliyorlar. Verirseniz de çok hani sizi seçme ihtimalleri de çok yüksek oluyor. Hani siz böyle şey değil ya, İstanbul'daki gibi işte ya ben gideyim şu evi çok beğendim hemen bir konuşayım en yüksek fiyatı vereyim de ben o evi tutayım. Burada böyle bir şey yok. Burada öyle bir lüksünüz de yok zaten. Fiyat neyse o. Ama siz presentable mısınız? Siz seçilmeye layık mısınız? Aynı ÖSS sınavı gibi yani. Evet, evet. En iyi kimse evi o kazanıyor. Ve sizin kıtlık var. Ev kıtlığı kesinlikle var ev yani. Kıtlığı var. Yani mesela galiba 1,5 yıl önce haberlere de konu olmuştu. Böyle bir tane ev için yüzlerce insan sıraya girmiş bekliyordu. İnternette araştırırsanız bulursunuz zaten. Hani inanılmaz bir şey yani. Biz de görünce şok olmuştuk. Demek ki dedik biz çok şanslıydık. En azından 15. evden sonra falan biz ev bulduk. O da 15. evden daha sonra. daha da bulamazdık. Tesadüf önceki evimizin ev sahibi geldi karşımıza. O bize evi verdi. Çünkü bizi tanıyordu zaten. Belki o karşımıza çıkmasa biz yine ev bulamayabilirdik. Aynı adam mı verdi? Aynı kişi mi verdi size evi? Evet tesadüf. Ev onun muymuş? Ev onun değil. Bizim emlakçıyla çalışıyoruz biz. İki evimizde aynı Şerif Fitzgerald'tı galiba. Burada en ünlü olan emlakçı. O aynı kişi denk geldi. Yani başka birisi de gelebilirdi. Başka bir agent da gelebilirdi ama aynı kişi denk gelince aa işte siz misiniz? Hoş geldin. Ben o zaman görmemiştim. Siz de hoş geldiniz. Vizeniz çıkmış mı falan. Hayırlı olsun falan. Ve adam sonra bize verdi. Hani tamamen bizim şansımıza. Çünkü biz çok ev dolaştık. Bulamadık. Hatta benim YouTube'da da böyle bir şeyim var. Videom var. Ev fiyatları, evler nasıl diye bir şey. O sırada işte ben hatta ev bakmaktan bıkıp bari YouTube'a video çekeyim falan diye evleri çekmeye başlamıştım. Tesadüf adam denk geldi ve biz böyle şanslı aslında ev tuttuk. Belki 40. da bulacaktık yani. Çok zor yani kısacası burada ev bulmak. Bu kiralamak bir de evi satın almak ve satmak da çok zor. Yani ama burada evet. Çok ciddi bir konut krizi var evet. Ve çok yavaş ilerliyor. Ama şu da var. Mesela Türkiye'de aldığınız bir evin ömrü 60 yıl. Yani bir apartman dairesinden bahsediyorum. 60 yıl sonra o ev çöp. Yani müteahhite falan veriyorsunuz. İşte 3 oda bir salon ev veriyorsun. Bir oda bir salon falan alabiliyorsun. Ya da fiyatı düşüyor vesaire şeyler oluyor. Burada evi yüzyıllarca kullanıyorsunuz. Yani 100 yıllık, 120 yıllık cumhuriyetten evet. Eski evler var çok burada. Eski evler var, evet. Yani bunu işte 40 yılda bir falan bir yeniliyorsun. Dolabını, molabını falan değiştiriyorsun. Ama taş evler ve çok uzun süre kullanılıyor. Burada evet. dedesinin evini kullanan insanlar evet. Var. Bu yüzden yani yeni evler yapılmadığı için konut krizi var. Bayağı da politik olaylar dönüyor burada evet. Da. Yani hani yapasın, yapılmasın. İşte İrlanda'ya çok göç oluyor. Bu göçü aslında bir yandan da gönüllü bir şekilde kontrol altına almış oluyorlar. Çünkü evet. İnsanlar şey diyor. Aa, İrlanda'da ev yok zaten nereye gidiyorum deyip yönünü başka bir yöne çeviriyor falan. Ev satmaktan bahsediyordum. Yani burada bir evi satmak bir yıl sürebiliyor. Evet. Bir ev almak da bir yıl sürebiliyor. Şey söyleyelim. Bu arada arkadaşlar ev satmak şöyle mesela sitede görüyorsunuz ya fiyatı. O fiyatı alamıyorsunuz evi. Evet, ev açık arttırmaya çıkıyor. Ve belki üzerine 30 bin, 50 bin, 70 bin artık evin değerine göre bu katlanarak çoğalıyor. En yüksek teklifi kim veriyorsa ev ona gidiyor. Kötü olabilecek şeyler hakkında ikinci ben sağlık sistemi diyebilirim. Hı hı. Aslında şöyle sistemin kendi iyi ama içine girebildikten sonra evet. Girmek çok zor. Evet. Ben kendi deneyimimden bahsedeyim evet. Burada.
benim hiçbir sağlık güvencem yok. Yani doğum yapınca ücretsiz, hamilelik ve doğum süresince ücretsizsiniz, GP'niz oluyor. Bir şekilde GP'ye bağlanıyorsunuz. Eğer hamile falan değilseniz bir GP bulmak çok zor. GP burada bizim aile hekimi dediğimiz doktorlara deniyor. Sağlık ocağına bağlanıyorsunuz. Ve önce mesela bir şey oldu. Böbreğiniz ağrıyor diyelim, GP'ye gidiyorsunuz. GP eğer gerek görürse sizi hastaneye yolluyor. Yani ben istersem direkt gidemiyorum hastaneye. Hayır, gidemiyorsun. Yani GP'ye gidiyorsun. GP eğer gerek görürse seni, bu durumu ciddi bulursa yolluyor. Ya da sadece eve git şu ilacı kullan diyebiliyor. Bunu böyle bir ay, üç ay, beş ay çekmeniz gerekebiliyor bazen. Evet. Sonra hastaneye gidebiliyorsunuz. Ve hastaneye gittikten sonra buranın hastaneleri bence çok iyi. Yani ben hasta falan da baktım. Hı-hı. Kayınpederim döneminde, kaynanamın annesi vesaire. Çok güzel. Yani sağlık hizmeti çok güzel. Doktorları falan da bayağı iyi ama içine girene kadar çok zor ve çok pahalı. Yani mesela bir diş yaptırayım deseniz, sadece diş beyazlatmayı sordum. Geçen gün onu söyleyeyim. 70 euro diş beyazlatma, 40 euro da muayene ücreti. Sadece diş beyazlatma. Evet, bayağı pahalı. Ya ben de şundan bahsedebilirim. Mesela benim kuzenim de doktor. Onunla da görüşmüştük. Hollanda'da da benzer sistem var. Biraz burayı da anlamak için ona sormuştum. Ama mesela senin aşağı, evet aynı, evet, galiba sistem. Aynı sistem. Yani şöyle bir şey. Buranın acil kavramı çok farklı Türkiye'den. Yani acile randevu alıyorsun. Evet, acile randevu alıyorsun ama her hastayı da almıyor mesela. Benim bir arkadaşım vardı. Bundan yanlış olmasın 2-3 ay önce falan kolunu ciddi anlamda kırdı. Sonra kolu kırıldıktan sonra ciddi bir ağrıyla acile gitti tabii ki de. Yani acilde kaydını yapmışlar. Kız beklemiş orada mesela saatlerce. Yaklaşık 24 saat o ağrıyla orada beklemiş. Artık hani yani düşünsene, kolun kırık ve bekliyorsun yani. Acil müdahale edilmesi gerekiyor. Normalde Türkiye bakış açısına göre. Ama burada 24 saat bekletmişler mesela. Ben bunu hiç anlamamıştım. Sonra almışlar. Yani ben bunu mesela kuzenime sorduğumda bana şöyle bir şey söylemişti. Aslında dedi, sizin acil kavramınızla bizim acil kavramımız farklı. Çünkü kendisi de Hollanda'da doğup büyümüş bir insan. Şey demişti mesela, biz acil diye gördüğümüz şey insanların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir durumdur. Onun dışındakiler bizim için acil kabul edilmiyor. Yani bu ne demek? Mesela ben senin kırık koluna bakarken aslında o sırada beyni dışarı akmış ya da beynine bir sarsıntı geçirmiş, beyin kanaması olan bir insan da gelebilir. O sırada aynen kalp krizi vesaire. O sırada ben sana bakamam yani. Benim kesinlikle uygun olmam gerekiyor o saatte. Hani böyle bir şey açıklamıştı. Ben böyle tamam mantıklı. O zaman mantıklı. Demek ki gerçekten bakış açımız farklı acil kelimesine. Evet. Ama işte mesela o kolu kırık kişi alındıktan sonra içeri, yani bir doktor tarafından muayene edildikten sonra muhtemelen çok iyi bir muamele görmüştür. Muhtemelen, ama o sıraya kadar hani çok acı çekmeniz lazım. Ben bunu sadece bir kişiden değil birçok kişiden duydum arkadaşlar. Evet, böyle bir şey var. Üçüncü olarak şey diyebilirim ben buna, yani Türkiye'den getirdiğimiz hiçbir belge burada bir işe yaramıyor. En başında da ehliyet geliyor. Ehliyeti Türkiye'den getirdiğiniz zaman sadece bir yıl kullanabiliyorsunuz ve sonrasında burada sil baştan ehliyet almanız, evet, gerekiyor. Tamam, 6 ay bir şey oluyor, bekleme süresini kaldırıyorlar. Bir de 12 ders yerine 6 ders, yani çok küçük bir değişiklik, evet, yapıyorlar. Onun dışında, evet, süreç 18 yaşındaki bir gençle aynı oluyor yani ehliyet almaya. 30 yaşında mısın, 5 yıl mı araba kullandın, evet, 100 yıl mı araba kullandın, fark değil, etmiyor. Kesinlikle. Ya evet, maalesef keşke hani ehliyeti olanlar burada da kullanabilse ama maalesef. Sadece ehliyet de değil yani. Evet, sadece ehliyet çok değil. Çok evrak burada bir işe yaramıyor. Kesinlikle, yani mesela atıyorum işte ben mesela mühendisim, mühendis diplomam var. Ama burası için aslında çok da bir şey ifade etmiyor. Senden mutlaka şey bekliyorlar mesela, master yapmanı burada. Bir masterın varsa, yüksek lisansın varsa tamam, hani sen kendini ispat etmişsin. Ya da burada herhangi başka bir sertifika alabilirsin. Ama Türkiye'den gelenler genelde kabul görmüyor. Ki eğer çok iyi bir tecrüben yoksa Türkiye'den, genellikle çünkü buraya critical skills dediğimiz bir meslek grubu var. Onlarla birlikte gelebiliyorsun ama Türkiye'den iş bulabildiysen. Buradayken bence çok zor oluyor ya. Ben de bunu çok tecrübe ettim açıkçası. Dördüncü maddeye de ben pahalılıktan bahsetmek istiyorum aslında. Hı-hı. Evet, market, giyim, kuşam vesaire burada ucuz olsa da ev kiraları çok pahalı. Hatta ev kiraları ev almaktan daha pahalı. Mortgage'dan daha pahalı. Ve elektrik faturası falan da çok pahalı geliyor. Ya bize bir kere 700 euro gelmişti. Ne diyorsun? Kankırızı geçirecekti. 2 aylık mı, 1 aylık mı? 2 aylık. Burada 2 aylık geliyor elektrik. Doğalgaz falan da bayağı pahalı. Ben bundan bahsetmek, hı-hı, istiyorum. Sence?
Yani bence kira zaten bir kişinin maaşı, yani ortalama çalışan bir kişinin maaşı direkt kiraya gidiyor arkadaşlar. Oldukça pahalı. Mesela mortgage versen. Evet, 1800'den başlıyor kiralar ve bu bir kişinin maaşı neredeyse, normal çalışan bir kişinin maaşı. Bunun dışında da mesela mortgage ödemiş olsan belki 1200-1400 falan ödeyeceksin. Biraz durdum burada. Restoranlar falan da pahalı burada biraz. Yani böyle 4 kişi gidip bir yemek yiyip içeceklerinizle falan kalktığınız zaman masadan... Evet. Bir 120 euro falan oluyor herhalde 4 kişi için. Sence? Aynen, normal bir yer için evet, kesinlikle. Hani ben şey için söyleyeyim, Türkiye'ye kıyasla belki bir tık daha burası uygun olabilir. Aslında restoran da evet ama fast food da pahalı bence. Evet evet doğru. Hani yani birçok Avrupa ülkesinde pahalı. Yani yeri geldiğinde Türkiye'ye göre de pahalı ama ben şey için konuşuyorum. Hani yaşam standardı olarak diyorum. Ama dediğin gibi kesinlikle bence de pahalı ya. Gerçekten pahalı. Aslında yani Türkiye'ye göre de pahalı. 4 kişi gidip bir restoranda. Hı-hı. Ama burada restoranlar falan şık, servisi de güzel. Evet, o açıdan ben düşündüm. Zaman aynı ama fast food olarak. Evet, ya kesinlikle. Da kahvaltı olarak, hı-hı, daha pahalı burası. Kesinlikle. Yani ben de aslında Türkiye'ye göre de pahalı. Evet, Türkiye'ye göre dediğimde hani gerçekten mesela biz burada çok ünlü bir restoran var. Adı neydi? Ivy miydi? Güzel bir restoran yani. Türkiye'de baktığında böyle çok klas bir şey diyebiliriz restoran. Türkiye'de gittiğinde çok gerçekten TL'ler ödeyebilirsin ama burada bir tık daha uygun kalıyor. Ama onun dışında normal hayat olarak baktığında yani fast food'dur, işte Türk restoranları, kahvaltılar, bence bunlar gerçekten döner pahalı ya. Euro. Evet, döner 13 euro mesela, döner, pahalı. Menü değil, evet menü de değil, oldukça pahalı bence de. 5. maddeye geldik. Tuğba, 5. maddeye ne demek istersin? Ben şey demek isterim, evet ben söyleyeyim. Bence kesinlikle burada bir teenager problemi var. Yani teenager ergenlik problemi olan kişiler. Yani ergenler gerçekten çok sıkıntılı burada. Aslında serbestler. Kesinlikle serbestler. Neden kaynaklanıyor bu da? Aslında burada bir İrlandalı bir ergene, yani çocuk, gence diyelim, 18 yaşına kadardı değil mi? Herhangi bir şekilde yasal bir işlem uygulanmıyor burada. Yani taşkınlık yaparsa, birisini döverse, bir şey çalarsa ki yapıyorlar böyle bir şey yapamazlar. Yani mesela sokakta yürürken belki birisi gelip kafana çat diye vurabilir çünkü ben bunu yaşadım. Evet, çünkü şey ergen. Ya Ayrişler de bir şey yapamıyor. Bir de biz burada göçmen olduğumuz için. Evet, yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Yani burada çok normal karşılanıyor bir ergenin taşkınlık yapması. Evet, çok ilginç yani. Ya bir de bizde şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Göçmen olarak başka bir ülkeden geldiğimiz için kendimizi böyle şey legal bir şeyle karşılaşmamak için biz de çok ses çıkaramıyoruz. Hani zaten bir şey yapsan da buradaki suçlu olacak olan sizsiniz. Çünkü bunun da çok örneğini gördük burada. Başına böyle şeyler gelen insanlar. Yani başlangıçta hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor. Ben de ilk geldiğinde buraya ya herkes teenager problemi diyor, ne ki işte alt taraf işte dolaşıyorlar etrafta falan diyordum. Ta ki böyle iyi bir şekilde buraya alışıp gözlem yapana kadar gerçekten böyle bir problem var. Merkezde falan daha çok sanırım, evet, o evet, yani. Evet, kesinlikle merkezde bu olay çok daha fazla oluyor. Yani bir de küçük çeteler halinde dolaşıyorlar. Tanıyor, yok evet, yapamıyorlar. Evet. Merkeze gidip. Yani bir de şey yapıyorlar. Evet, böyle 4, 5, 6, 10 kişi böyle çete halinde dolaşıyor bu tipler. Genelde öyle bir şey gördüğünüzde bence böyle koşarak uzaklaşın. Benim o kafama vuruldu demiştim ya mesela. O olayda ben aklıma geldi aslında. Bunlar hani böyle bisikletlerle bir sürü kişi böyle dolaşıyor. Kesin bir şey yapacaklar falan. Ben de dedim ki hani... Sana yapacaklarını düşünmedim. Yani ya düşündüm, aklıma böyle bir şey geçti ama şey dedim ya, gündüz vakti insanlar var, önümde arkamda aileler yürüyor, herhalde durup da bir şey yapmazlar yani. Sonra bir anda böyle çat diye birisi kafama vurdu ama neye uğradığımı şaşırdım. O ağrı 2-3 gün gitmedi mesela. Ya böyle şeyler yapabiliyor gençler ve gençlere burada hiçbir şekilde karışamıyor. Evet. Zaten burada polis hiçbir şeye doğru düzgün karışmıyor. Evet. Zaten çok olay da olmuyor bu arada ama işte teenagerlerin böyle taşkınlıkları oluyor. Evet. Bunlar da işte hoş karşılanıyor aslında, hani onlar genç, işte büyüyünce nasıl olsa kendilerine düzelirler. Yani ben kafaya vurmaktan bahsediyorum arkadaşlar ama şey, evet, bunun üstüne çıkabildikleri çok fazla kez var bu arada, hani döve de biliyorlar yani. O yüzden yani gelirseniz de dikkatli olun bu arada, bu basit bir konu değil yani. Ben ilk geldiğimde çok basit bir konu olarak düşünüyordum da öyle değilmiş. Ben bir de bunu şeye yansıtıyorum, hani sosyal yaşamda çok farklılığımız da var mesela o Ayrışlarla bence. Hani biz çok böyle dertleşme kültürümüz var ya bizim. Burada konular çok yüzeysel. Burada yok, evet. Burada mesela şey, dediğim gibi kimsenin derdi yok, olan da anlatmıyor zaten. Yani
her şey aile içinde kalıyor ve kapalı kapılar ardında daha kalıyor. Daha bireysel aslında. Evet, burası. Yani böyle kimse gidip de kız kardeşine bile kimse gidip de derdini anlatmıyor. Yani neden? Benim böyle bir sorunum var falan filan diye değil. Public house demek pub. Yani herkes pub'a gidiyor, orada yiyor, içiyor, eğleniyor ve gidiyor. Yani kimsenin böyle zaten bir dert anlatma şeyi de yok. Ortamı falan da yok. Ya da böyle parkları toplu piknik falan. Yani 3-5 anne birleşip hani gidiyor. Dertleri yok dedik ya, acaba dertleri de mi yok? Anlatmıyorlar yoksa gerçekten vardır. Her insanın vardır bence. Ya bizdeki kadar dertleri yok. Mesela işte benim kaynanam şunu yaptı, Elton bunu yaptı, gömeceğim. Böyle dertleri yok çünkü çok daha bireyseller. Ama yani kişisel dertleri herkesin vardır bence yani. Evet, bence de vardır. Ama bunları da anlatmıyorlar. Anlatmıyorlar yani. Evet. Ben yani de hiç rastlamadım. Yani ama senin de ama anlatmandan da hoşlanmıyorlar. Yani kimse çok böyle bir şey dinleme taraftarı da değil. İşte o yüzden ben şey diyeceğim, o noktada şey devreye giriyor. Mesela ilk genelde İrlanda'ya gelenler böyle Türklerden bir tık daha uzaklaşayım, böyle çok Türk arkadaşım olmasın, yabancılarla sosyalleşeyim, dilim gelişsin falan. Arkadaşlar belli bir raddeden sonra, yani ben 3 yıldan sonra, 3 yıldan sonra böyle Türk arkadaşlarımla daha çok vakit geçirmeye başladım. Mesela çünkü gerçekten aynı derdi paylaşabiliyoruz. O yüzden de böyle görüşmeye başlıyorsun ama tabii ki kafa dengi insana rast gelmen çok önemli. Bir gün mesela birinin evine çat diye gidebiliyorsun ya da ne bileyim. Evet. Ben sana şimdi arayayım. Ya Tuğba ben evet. Çıktım da böyle canım sıkıldı, sana gelesin var mı? Geleyim mi de, dediğimde gel derse. Evet, gel. Burada öyle bir şey yok. Yani hiçbir işi bile yani. Olmasa ya önceden söyleseydin düşünebilirdim ama şu an müsait değilim. Hani aile değilse eğer muhtemelen senin böyle bir gidişini böyle ne oluyoruz? Olur yani evet, hani evet. Bir sınırını bil orada dur olur. Evet yani. Yani o yüzden işte burada biraz birbirimize de yani gerçekten ihtiyaç duyuyoruz. Güzel olur. Çay koy geliyorum. Çık kahvesi içelim. Burada, evet. Hiç olmadı dışarı gidip bir dertleşelim falan. Yani güzel şeyler bunlar. Bunu da aklınıza tutun bence. Böyle bir göçmenliğin, göç etmiş olmanın böyle bir yanı var. Yani onların sosyalleşme anlayışı çok farklı. Bizimki çok farklı. Bu biraz zorlayıcı. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların ve içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Tuğba'nın kanalını da koyacağım. Yine İrlanda ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi onun kanalında da bulabilirsiniz, onun videolarında. Altlarına yorum olarak da yazabilirsiniz. Çok teşekkür ederim Tuğba geldiğin için. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Çok güzel bir röportaj oldu bence. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.